Evet, şimdi bugün database üzerinde diyagramlara, tasarımlara bakacağız. Yani bu tabloları nasıl oluştururuz? Database nesnesini nasıl oluştururuz gibi. Öncelikle hazır olan Northwind'in yapısına tabii bundan önce test bir tane kategoriler ya da kullanıcılar diye bir tablo oluşturalım. Tables'a sağ tıklıyorum. New table var. Açtım bunu. Şu an isim verilmemiş bir tane table'ımız var. Buraya kullanıcı ID diyelim. Veri tipi integer. Doğru bir şekilde int yazarsanız seçim yapmanıza gerek yok ekstra. Şurada hello null diye bir şey var. Bu önemlidir. Kullanıcı bilgi, değer girerken, yeni bir kullanıcı eklerken hangi bilgiler zorunlu? Bunları belirlemeniz gerekiyor. Mesela kullanıcının kullanıcı adı, e-mail ya da şifresi. Bunlar zorunlu değil midir? O yüzden burası seçili olmamalı ki bu zorunlu olsun. Seçili olursa bu boş geçilebilir demek. Bunu kaldırıyorum çünkü ID her halükarda olması gerekiyor. Varchar 50 karakter olabilir. Boş geçiremez. Soyad aynı. Kullanıcı ad boş geçilemez. Varchar ve maksimum 15 karakter uzunluğunda olabilir. Şifre bu da genelde maksimum 16 karakter oluyor. Boş geçilemez. E-mail aynı. Bunun max sınırını bilmiyorum. Ama biz 80 o kadar abartılı var mı ya? Abi, Karakter sınırını hatırlamıyorum. 32 Etten önce 32. O main'de 32 olur. 64. Edit'e sayarsak 65. 65. Güzel. Yemekten geçiyor. Bu da boş geçirmez. Kaldığım zaman gidiyor. Bu bizim en temel tablo yapımız şu an için sesin kayıt altında aleyhine delil olarak kullanılabilir. Bakın şurada save table ya da bura tıklıyken bakın şuraya bakarsanız bu tablonun kayıtlı olmadığını gösterir. Yıldız var. Ctrl S chose name kullanıcılar tablomuzun adı. Tables'ı refresh ediyorum. Ben mi yaşlandım? Kullanacağınız yere gelsin. Tamam. Northwind'e şuradan database'i refresh edelim. Uçuş moduna mı geçtim? Müthiş. Ben de bir tane sunucu. Oradayım zaten. İlk defa oldu. Bunu kayıt altına alın. Refresh ederim. Alayınızı refresh ederim. Bu sefer gelmiştir ya. Evet geldi. Yani yazılım mı sonuçta? Aptallaşabilir.
Microsoft mu yazsın? Bakın burada kullanıcılar olarak geldi. Üzerine sağ tıkladım. Edit tab. Zıvırın. Değerler gireceğim. Kullanıcı ID 1. Ad soyad giriyorum. Kullanıcımın adı. Şifremin içeriği. Görünen şifre. Verilsin, çalıştırıyor musunuz? Bakın bu şu an buraya dikkat edin. Şu an bu burada görünse de aslında veri tabanı motoruna kaydedilmedi. Yani sorgu gönderilmedi. Bir veri ekleme sorgusu. Bunu üzerindeki kırmızı ikonlardan anlayabiliyorum. Sebebi bunu yazdıktan sonra alt satıra geçtiğim zaman bu sorgu çalıştırılacak. Yani veri hazır, ben artık kaydedebilirim anlamında. Mouse'da da tıklayabilirim. Bu gittiği anda kaydedildi. Kapatıyorum. Şöyle tekrar edit tab yaptım. Bakın veri kayıtlı. Eğer kırmızı ikonlar varsa bunu kapattığınızda veri gidecektir. Bir tane daha. Kendi adını. Diyor ki bu kayıt edilmiştir. Ben diyorum ki hayır, edilmedi. İnanmazsan diyor şurada Execute SQL var, ona tıkla. Ya da şurada CTRL R'ye basarak refresh et. Ben haklı çıktım. Kaydedememişsin işte. Tapelerde var abi. Evet. Ses kaydım var. Montaj olduğunu iddia edemezsin. Bak göndeririz bunu. Araştırma. Burada kullanıcılar tablosu hazır. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey. Şu sütunları oluştururken dizayn kısmında bunlara boşluk bırakmamak. Şöyle. Bırakırsanız çalışır. Sorun yok. Ama bırakmamanızı öneririm. Boşluk bırakıp kullanırsanız bunu köşeli parantezler içerisine alarak yazar. Mesela şurada da aslında bir hatalı bir kullanım var. Order details diye. Onu bilinçli olarak yapmışlar aslında. Böyle yaptığın zaman nasıl göründüğünü göstermek için sanıyorum. Çünkü diğerleri bakın öyle değil. Yok bak. Ay, yukarıya bak. Ben tahayyülü tahayyül ediyorum. Aynı zamanda burada Türkçe karakter kullanmayın. Kabul görür de Türkçe dili olmayan bir sunucuya gittiğin zaman patlar. Türkçe dil desteği olmayınca. Mesela uzak sunucuya gittin, adam Türkçe desteği vermemiş yani. Farklı bir ülke sunucusu. Orada problem yaşarsın. Ekstra ayar yaptırmanız gerekiyor. Evet, ticket açarsın. Benim öyle başımdan kötü kötü şeyler geçmişti. İki kelime de hesabımı kapatmışlar. Artık o iki kelime yanına. İngilizcemin böyle süzme, orijinal hale getirilmiş. Kahretsin ya. Videosunun suydu, böyle patladı gitti sonra. İşte 150 GB download etmekle uğraşmıştım. Adamlar kovdu açıkça, ne yapacaksın?
Dedi ki ay sonuna kadar topla tasını tarağını. Evet. Almanya'dan oğlum ya. Almanya'dan mı? Evet oldu gelmiş. buradaki kurallar bunlar. Bazı hani tanımlama kuralları var. Onlardan da özetle. Ben genelde baş harfini büyük olarak yazarım. Property'lerdeki kuralları kullanıyorum. İsterseniz hepsini büyük yapabilirsiniz falan. Bu tür ıvır zıvırlar var. Ben de o yüzden böyle yapıyorum. Elinde büyük bir güç. Camel. Deve. Camel. O deve... Şimdi neydi? Devamını unuttum. O yüzden... Bilmiyorum. Deve yazım stili özetle. Mesela şu. Baş harfi küçük de başlar. İşte şu büyük olsun gibi. Bu şekilde oluşturabiliyoruz. Bir de bize kolaylık sağlayan şurada diagram diye bir özellik var. Northwind'de geliyorum. Şuraya tıkladığım zaman sizde bir mesaj box çıkacaktır. Yes. Evet, yes. O yapıyı kuruyor öncelikle diagram yapısını. Sonra New Database diagram diyerek bir diagram açabiliyorsunuz. Burada tüm tabloları ya da seçtiğim tabloları diagrama eklerim. Şu an tüm tablolar burada yer alıyor. Sağ tıkladım. Şurada bazı ekstra ayarlar var. Mesela Arrange Table diyor. Bu hiyerarşik olarak bunların mantıklı sıralamasını yapmak için geliştirilmiş. Zoom var. Zoom bunun büyüklüğünü gösteriyor. 75 ile biraz daha görülebilir. Projede çalışırken yazdıracağım bunu çalışacağım. Evet. Bu arada sen sürekli bakmak. Yani diyagramı oluştur, hemen bunun çıktısını al. Evet. Bakın bu şekilde birbiriyle ilişkili onları da göreceğiz. Öncelikle şurada bizim yaptığımız kullanıcılar tablosu hiçbir yerle ilişkili değil. Bunu kaydetmeden kapatıyorum. Önemli değil şu an için. Kaydederseniz burada görünecektir. Şunu da dipnot olarak vereyim. Diyagramları geliştirme sırasında kullanın. Bakın New Database diyagram. İşte örnek olarak şunları ekledim. Ben şurada new table ya da add table'la var olanlardan bir tane tekrar alabilirim. New table'la yeni bir tablo oluştururum. Bu da users diyelim. Şuradaki mantıkla user id int first name burada da aynı ayarları yapabiliyorum. Şuradaki ikon varsa yıldız işareti bu kaydedilmemiştir. Aynı şekilde buradaki de kaydetmeden giderseniz bu tabloyu yapsanız bile şurada oluşturulmayacaktır. Gerçek anlamda. Kaydettim şimdi. Şunun, şimdi diyelim bütün özellikleri yaptık. Bu şekilde görünüm çok gereksiz ve büyük. Dikkat ederseniz diğerleri sadece sütun isimleri var. Sağ tıkladım. Table view, column name istiyorum. Sadece bunlar görünsün. Daha küçük bir hale geldi. Bunları da aynı şekilde
boyutlandırabilirsiniz. Yer kaplamaması için. Ama dedin şimdi şey, ona bağlayanını göster. Onun ayı var mı? Şunu mu olmuş? Hangi keyfi yapıcı şey, hangi kodak şey var? Tabii tabii var. Bunu da zamanı gelince anlatacağım. Bu şekilde oluşturulabiliyor. User'sa tıkladım. Delete'e bastım. Gitti. Burada temel olarak bu yeterli şimdilik. Tablo oluşturmaya devam edelim. Kullanıcılara geldim. Design kısmı. Burada çok önemli bir özellik var. Onlara bakacağız. Bakın, kullanıcı ID benzersiz olması gerekmiyor mu? Değil mi? İşte iki kişi de işte örneğin 5 ID'si olmaması gerek. Ya da iki makalenin ID'si aynı olmamalı gibi. O yüzden bunları benzersiz yapmamız gerekiyor. Geliyorum burada. Sağ tıkladım. Bazı özellikler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. İşte yeni bir sütun ekleme ya da var olan sütunu silme. Buna bastığım zaman hemen bir üst satırda yeni bir alan açıyor sütun eklemek için. Burası satır değil hatırlarsanız. Bu tasarım alanı çünkü. Ya da geldim, delete dedim, o boşluğu sildim şu an. Burada kullanıcı ID'nin benzersiz olmasını sağlamak için ve erişimin daha kolay olması, SQL Server mimarisine göre daha hızlı erişim sağlanabilmesi için set primary key demem gerekiyor. Yani burayı birincil anahtar yap. Şu imzayı, şu simgeyi gördüğünüzde bu primary key'dir. Aynısını şuradan da yapabilirsiniz. Tıkladığınızda siler. Tekrar tıklarsanız aynı şekilde verir. Bunu kaydediyorum. Edit tab diyerek açtım. Bakın, kullanıcı ID'ye aynı değeri verdim. Bir ile kaydedemedi bunu. Primary key'den dolayı bir kısıtlama. Constraint'ler nesnedir. Kısıtlama nesneleri. Burada PK kullanıcılar diye bir primary key var. Tanımlanmış diyor. Aynı veri buraya eklenemez. Bir değeri. Veri olarak da bunu gösteriyor. Tamam dedik. Şöyle bakalım. Bakın key kısmında tablonun PK kullanıcılar olarak bu oluşturulmuş. Dikkat ederseniz kırmızı ikonlar var. Kaydedilememiş. Çünkü primary key var. Birincil anahtar. Diğer tablolarda da var. Bakın kategori işte bu var. Demek ki kategori ID de benzersiz olmak zorundaymış. Burayı CTRL-R ile temizleyeyim. Gördüğünüz gibi kayıda olmayan gitti refreshleyince. Peki bunu nasıl yapmam lazım? Oraya nasıl veri gireceğiz? Otomatik olarak girmesini sağlayan özel bir yapısı var SQL Server'da. Bunu sağlamak için kullanıcılar Design bir kere benzersiz olmasını garanti ettik. Geldim. Burası seçiliyken onun propertylerine, sütun özelliklerine
Identity Specification kısmını açtım. Burada no görünüyor. Is Identity özelliğini çift tıklayarak yes yaptım. Identity Increment ve Identity Seed var. Birden başla, birer birer artarak otomatik değer ver. Demek bu. İsterseniz 5'ten başla, 3'er 3'er art falan gibi de diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman bir sütuna artık kendisi otomatik olarak değer üretmeye başlayacaktır. Benzersiz olacağı için de zaten tekrar etmeyecektir. Ve identity yaptığınız zaman önemli bir kural, size değer ekleme izni vermez. Sevmediğim oradan kez hata verir. Ben de vermeyeceğim. Evet, kaydettim, hata vermedi. Kaydettim hata. Çözdün mü? Ha. Biz de verdik mi? Yani. Hata verenler? Tamam, hepiniz anlıyor. Burada bunun sebebi, biz daha önce tabloyu oluşturmuştuk yapısını. Yapı oluştuğu için içerisinde de bir de veri var. Bu verinin hani uyumluluğunu, hata olma olasılığını engellemek için, çünkü sen veri olduğunu farkına varmayabilirsin belki, öyle bir hata yapmayasın diye, diyor ki bunun içerisinde veri var. Eğer bunu yaparsan veri bütünlüğünü etkileyecektir. Yeni bir şey, yapısında değişiklik yaptığında. O yüzden de ben bu değişikliğe izin vermiyorum. Ama istersen tabloyu recreation diyor. Tekrar, sil tekrar oluştur. Benden, sorumluluk bende olmasın gibi bir şey. Bunu değiştirmek için tools kısmı, options, şurada designer var. Designer'a tıklayın. Şurada recreation yazan zımbırtıyı kaldırın. Unchecked olsun. Okey dediğinizde kaydedecektir. Şimdi veri kaydetmeye bakacağız. Bu değişiklikten sonra edit tab. Bakın, bir değişiklik oldu. Identity yaptıktan sonra burası soluk görünüyor. Burası ise normal siyahlıkta. Bunu görüyorsanız burası identity olmuştur. Size değer atama izni vermeyecektir. Ben şu an yazmaya çalışıyorum buraya. Yazdırmıyor. Veri girişi yapacağım. Oraya kendisi otomatik değer verecek. 2'yi atadı. Aynı şekilde 3-4 diye devam edecektir. Eğer şöyle bir durum olacak, diyelim şunların bir sınırı var sonuçta. Mesela 15 olan kullanıcı adı. Kullanıcı adı fazla vereyim. Haliyle hata verecek değil mi? Kaydetme esnasında hata verecek. Bakın, hatayı fırlattı. Kullanıcı adı kısmı 15 karakterden fazla. Tamam dedik.
Düzeltelim. Bakın 4 değerini verdi. Bunun çalışma mantığı şu. Siz bunu denediğiniz zaman hata verse bile onun için bir identity oluşturmuştu. Tekrar ettiğinizde de aradaki durum, aradaki o veri kayboldu. Bir sonraki değer üretildi. Bu nedenle yeni bir değer olmuş oldu. Ne kadar hata alırsanız o kadar ekleme olmayacaktı. Arada boşluk olacak. Bunu normalde yani bu şekilde değiştiremiyorsunuz ama imkansız değil. Onu değiştirme yöntemleri de var. Hani bu şekilde diyelim 3 kısmına da bir değer atamanız gerekiyor. Boş kalmasın. Bunlar önemli çünkü çok büyük çaplı veriler olduğu zaman arada bu tür hatalardan kaynaklı boşluklar birkaç bin olabilir. Bu birkaç bini de kullanmak ister genelde profesyonel yapılarda. Onun çözümü var. Biraz ileri seviye. Ayrıyeten bir yöntem daha var buraya değer üretmek için. O da daha önceden yıllardır Oracle'ın kullandığı sequence yapısı. Onu da daha sonra SQL tarafında ilerleyince gösterebilirim. Bu normalde Oracle'da standart bir kullanımdır. Oracle'da identity diye bir şey yok. Otomatik artan olay. Al ne yapıyorsan yap der gibi. Sana bırakıyor her şeyi. Diyor ki bir tane sequence oluştur. Onun değerini ver. Başlangıç ve maksimum. Kaçtan kaçar kaçar artacağını da belirle diyor. Sonra burada hiçbir şey yapamıyorsun. Kod tarafında buraya değer verirken insert işleminde sequence'in adı nokta next while diye bir property'si var. Onu çalıştırıp o sürekli yeni değer üretiyor. Eklerken de onu eklemiş oluyorsun aslında. Mantığı bu şekilde. Göreceli olarak hani ikisinin de artı eksi yönleri var. SQL Server yeni versiyonda buna da sequence yapısı ekledi. Onu da kullanabiliyorsunuz. SQL Server sequence. Yani bu işin idolü Oracle. Çünkü daha tecrübeli. Loading. Database'in sağ tık new database. Ne olsun adı? Sucuk. Sucuk değil mi? Sucuk ya tamam. Sucuk oldu. Sucuk oldu ama. Yusufçuk olaydı iyiydi. Yusufçuk DB. Şurada bazı özellikler var. Bunları özetleyeyim. Bakın. Veri tabanı dosyası. Veri tabanı oluşturduğunuzda arka tarafta varsayılan olarak iki dosya oluşur. Birisi MDF dosyası. Metadata file. Diğeri de LDF. Log data file. MDF dosyası gerçek verilerin saklandığı yerdir. Yani olmazsa olmaz olan yer. LDF ise log data file yaptığınız tüm işlemleri loglayan yer. Ama işlemleri loglar. Herhangi bir veri kurtarma işlemlerinde loglara ihtiyacınız vardır. Loglar olmadan geri alma işlemleri, yani veri kurtarma işlemleri mümkün değil. Bundan dolayı da tercih meselesi olarak ister logları açık tutarsınız, isterseniz de tutmayabilirsiniz. Burada bazı teoriler var.
Hani neyi nasıl kullanacağınıza dair onlara biraz açıklayayım. Ya da burayı özet geçelim ki SQL tarafına geçince zaten SQL ile database oluşturmayı falan anlatacağım. O zaman detaylıca tekrar inceleyeceğiz. Şu an burada DB var. Bu metadata file, MDP. Bu da LDF dosyası. Initial size başlangıç megabyte değerini veriyor. MDF 5 megabyte olsun. Log datası da 2 megabyte. Auto growth ve max size var. Bu da örneğin data dosyası 5 megabyte yaklaştığı zaman kaçar kaçar artması gerektiğini söylüyor. Birer megabaytlık artış göstersin. Auto growth otomatik artış gösterecek. Max size ise limitini gösteriyor. Buraya bunların ikisine de işte megabyte, gigabyte, terabyte falan verebiliyorsunuz. Sınır yok. Tabii ki unlimited hard disk'in kapasitesi sınırıyla sınırlandırılmış. Log datasında da farklı bir değer var. Burada da yüzde, percent olarak belirlenmiş. 2 megabyte ile başla. Buna yaklaştığın zaman %10 oranında büyüt. Ve unlimited. SQL Server'ın bulunduğu, data dosyalarının bulunduğu yer, yolu. Bunlara ulaşalım şimdi. Bilgisayar, C dizini, program files, SQL Server. Şöyle. Burada data ve backup dosyası var. Backup'ı da özetleyeyim. Veri tabanı yedekleme tarafında varsayılan olarak yedeklenen dosyalar buraya gelecektir. Burada mesela bir demo var. Daha önce oluşturdum. Bizim data dosyalarımız buradadır. Veri tabanı buradan kullanılır. Bakın her veri tabanı için iki tane dosya var. MDF ve LDF. Bir şöyle Yusufçuk yapmıştım. Evet, kaydettim. Mesela Facebook DB. MDF, LDF işte. Burada da AdventureWorks'um var. Boyutlarına bakarsanız orijinali MDF 134 MB. Diğeri ise 18. Bunun sebebi veri dosyaları içerisine silme, güncelleme gibi işlemler yapılır. Veriyi bazen azaltırsınız, bazen artırırsınız. Ama log dosyaları sürekli log tuttuğu için sürekli artar. Bu yüzden LDF dosyaları hızlı şişer. Eğer full olarak kullanıyorsanız ayarları. Kapattık. Options'ta
önemli özellikler var. Collation, bunun dil ayarları. Mesela Türkiş, araki buraki. Evet, şurada Türkiş ayarları. Recovery model var. Bu da SQL Server, oluşturacağınız database'in kullanım yöntemini gösteriyor. Full yaparsanız log tutulur. Log işlemleri gerçekleştirilir. Bulk logged farklı, simple'da log tutulmaz. Yani simple'sa log tutulmayacaktır. Normalde AdventureWorks'ün ayarları simple'dır. Yaptığınız işlemlerde sizde LDF görünmüyorsa sebebi budur. Hiç log tutulmamıştır. Full yapmanız gerekiyor log için. Compatibility level, bu da SQL Server versiyon ayarı. 2005 için 90 değeri var. 2008 100, 2012 110. Bunu içerisindeki, mesela ben 2012'de bir uygulama yaptım. Bunu script dosyasını alıp size verdim. Siz de 2008'de kullanacaksınız. Kullanamazsınız bunu. Bunu yönetmek için gerçekleştirilmiş bir özellik. Bir püf noktası var. İçerisinde eğer mesela script dosyasını verdim. İçerisinde 2012'ye özel bir komut yoksa, DSQL komutu, orada compatibility level diye bir parametre olacak. Onun değerini işte 100 yaptığınızda bunu kullanabilir olursunuz. Ama içerisinde yeni versiyona ait bir şey olmaması gerekiyor. Eski versiyonda çalıştıracaksınız. Dipnot. Ve Management Studio ile SQL Server versiyonunu karıştırmayın. Sizde burada ne yazıyor en son? Var mı? Evet, şey bakıyorum ben de 11 çift 11 burada da ekstra ayarlar var. Bunlar ileri seviye şu an için. Okey diyorum. Evet. Bu nasıl, ne gereksiz bir isim dedi yüzümüz. CP configure continue database authentication filan. Ya Tamazink, evet. Yanlışlıkla kalmış onu. Zamazingo kalmış. Bu da farklı bir hata mı? Yok değil. Bir konfigür. Farklı şey. Evet. Neymiş? Fazla kurcalamayacağım. Çalışıyorsa evle. O Java için söylenmiştir. Evet. Çalışıyorsa evle mi? Yoksa kesin bozulur. Enteresan bir şey ya. Yazıyorsun çalışıyor. Sonra 10 kez dene çalışmıyor. C Sharp, Java gibi open source olsaydı Java diye bir şey olmazdı. O kadar diyebilirim yani. C Sharp open source. C Sharp. Framework. Başkaları geliştiriyoruz abi. İşte orada da hata. Ben açık zaten. Niye kapatıp açmış? Microsoft'un hatası. Yok, bana göre hata ya. Framework'ü niye saklıyorsun ki abi? Ne yapıyorsun? Şimdi. Kaynaklarını göremiyorsun şimdi, o da reflektör olaylarını boş ver de. Bazı sınıfları açıyor. Diyor ki ben bilmem ne sınıfını açtım, aman ne güzel. Yani o pek bir şey ifade etmiyor. Şimdi Mono projesiyle Linux'a bir şeyler yapmaya çalışılıyor. Ama gene yani şey değil.
native olayı var ya, native olmuyor işte. İnsanların beyninde native olmadığında adam kullanmıyor. Niye Java kullanılıyor? Her yerde geliştirebilirsin. Bir tane framework istediğin yerde geliştir. Normalde C# daha hızlı vesaire olsa bile, mesela Visual Studio Editor'ü, yani açıkçası çünkü Oracle satın aldı, Oracle istese bile öyle güzel bir editör yazamaz yani. O şey yok, mantalite yok. Onlarda Microsoft'un ürün sunma tarafı, o görsel, kullanıcı dostu arayüzleri falan. Çok güzel bir şey oluyor. Evet, pazarlama marketingten dolayı zaten kullanıcı dostu arayüzler oluyor. Mesela Oracle'da da öyle. Oracle çok güçlü falan. Bence kesinlikle en iyisi diyebilirim. Ama kullanıcı dostu değil. Ya o kadar komik ki. Oracle SQL Developer diye bir araç yazmış. Kardeşim sen koskoca Oracle'sın. Yani hani ben kendim tasarlasam, tamam mı, versem, bunu yapsam bu daha iyi bir şey yani. O derece. Ama güçlü yapı sunuyorlar işte. Evet. Ne yapıyorduk? Yusufçuk. Tablomuz yok. Şurada. Bakın buraya tıkladığın zaman install işlemi yapılıyor burada. Doğrudan yapayım. New database. Geç. New table. Kullanıcılar sınıfı. Sınıf. Tablosu. Sınıf derim mi? Kullanıcı ID. Int. Ad soyad. Kolaylık için yapılmıştır. Ad soyad. Gerek yok. Kullanıcı ID'yi tıkladım. Sağ tık. Set primary key. Ve properties'ten, bakın burada da sağ tarafta properties. Identity specification. Yes yaptım. Şu an temel olarak tamamdır. Diyagramı kaydettim. Refresh. Tablom hazır. Efendim? Şimdi ben kullanıcılar tablosunu en temel haliyle oluşturdum. Ama şöyle bir ihtiyacım oldu. Bir web site yapıyoruz ve yetki olması gerekiyor. Salih, yetkiyi nasıl yapıyorsun? Yetkiyi ben yaptığım uygulamda Windows uygulamasını karşılaştırıyorum ama Gerçek bir web uygulaması diyelim. Yani şeyle, login formdan... Moderatör, admin, normal kullanıcı yetkisi. Ayrıca bir şey tablo bekliyorum işte. Orada işte assignment oluyor, işte yazılacaklarla ilgili. İşte moderatör diye bir tane işte sınıf oluyor. Property. İşte admin oluyor. Ama sonra döngüler içinde admin ise işte. Yılların programcısını bile nasıl yoldan çıkardım? Property falan. Sınıf oluyor. Ne sınıfı? Tablo. Evet. Diyagram değil. Diyagram yardım eder sadece.
O kol tarafında yapılır. GSQL tarafında yapacağım bunu. Tabi oluşturmada, tabi oluşturmada. Aslında senin bu yaptığın şey arkada kod üretiyor. Bu yardımcı araç. İşi kolaylaştırıyor. Mesela o yüzden Oracle geliştiricileri daha iyi programcı olma eğilimindedir. Çünkü arayüz berbat. Arayüz yok ki. İllerim el yok. Yani mecburen yapmak zorundasın. Hani şey gibi. PHP'cileri sürükle bırak yapamaması gibi. Yani o yüzden mecburen iyi programcı olmak zorunda. Burada Matrix gibi okuyacaksın orta. Evet. Compiler'ımız gibi. Bir tane daha topu yüklesiniz abi. İki tane. Abartma compiler'ı. Niye? Bir tane etkileri tutacağız abi. Bir tane de etkileri verilir tabi. Bir tane tablonun isimler ne oldu tablo? Bir tane de o yetkiye yetki verecek kişilerin yetkilerinin bulunacağı tablo. Sonra oradan da bir isim verdik. 40 yapar. Bununla birlikte mi? Artı mı? Bir tane tablo yeter. Aslında tabloya da gerek yok. Bak şimdi. Şuraya... Kaçma yetki yani. 40 yapması lazım. Bulk o ya. Dışarı. Kovmama gerek yok. Zaten 15 gün sonra gidiyor. Evet. Tek yetki yani. Çok saklısın. Ama... Ne alakası var ya? Nasıl olacak? Hadi yap. Hadi yap. Gerek yok. Buraya int diye bir şey koydum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Al, gol. Pas verdim, gol attım. Ne oldu? Anlamadım. Ya olayın farkını dedim. Loading durum. Sınırsız ifade seçebilirsin yani. Ya benim 45 tane farklı yoksun ya. Geldi. İstersen 10.000 tane yap bana ne ya? Ben buna int veriyorum kardeşim. Tamam, byte kurtaracaksın sen onu. Ben int ne okutacağım orada? Seni ancak byte kurtarıyorum. 255 olarak. Diyecek ki 256 olsun, o zaman patlayacak. Bak şimdi, ben burada bir tane daha tuttum. Yetki, ID dedim. ID geçelim, kafa karışmasın. Yetki dedim. Integer, ona da 1 verdim. Yazılım tarafında dedim ki, 0 olanlar normal kullanıcı, 1 olanlar süper admin. Tamam, bu çözüm. İşte ben ödeyen gözüm ki benim. Tamam, sen profesyonelsin. Şimdi biz onu yapalım. Tamam. O iki yapıyormuş. Yarım saatleri konuşuyor. Niye bir dakika konuşuyor? Burada olmanın farkı. Şimdi... Başbakan'a bağlatmamasın. Tamam, anladım. Sen biraz daha gelişmiş bir esnek yapın. Böyle şeyler sana bağlatacaksın. Tamam hocam, tamam. Şimdi karımdan o hesaptan mı alıyormuşuz diyor. Şimdi burada o dediğimiz yöntem... integer yöntemi doğru, o da çalışır ama esnek bir yöntem değil. Bizim senin dediğin gibi esnek bir yapı oluşturmamız lazım. Beni niye kıvrandın o zaman? O sucuğun pişmesi lazım Yusufçuk. Burada onu farklı bir tablodan oluşturmam lazım. Nerede benim silahım? Ya da hiç uğraşmayalım, böyle diyagramımız var zaten. Kardeş kardeş. Şuraya yeni tablo yetkiler, yetki ID, sen bunu mu düşünüyorsun? Biz de bunu yapacaktık da bir temelini anlatayım güzel miydi? Bırak. Salih de zaten bunu yapıyormuş. Yani klasik ASP'ciler bile yapıyor. Bakın burası da şöyle düşünün. Ben önce girip sistem yöneticisi olarak, yani web sitenin yöneticisi olarak diyelim, yetkiler tanımlamam gerekiyor. Normal kullanıcı, moderatör, İşte editör, süper admin filan. O yüzden burada da otomatik artan bir şey lazım. Set primary key. Identity olmalı.
Yes yaptık. Kaydettim. Yes. Tamamdır. Table görünümünü column view yaptım. Column names. Şimdi bununla bunun arasında neden ilişki oluşturmam lazım? Diyorum ki kullanıcı oluştururken buna yetki verilmiyor mu? Yani vermiyorsanız o varsayılan bir ayarı vardır. O da normal kullanıcıdır. Tamam. Yetkisi vardır gene normal kullanıcı. Burada diyorum ki kullanıcının yetkiler tablosundan bir yetki verelim. Burada da 5 tane yetki var. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya bir değer vermem gerekecek ID olarak. Çünkü yetki ID'yi buraya yazmam lazım. Burayla eşleştirebilmem için. Boş geçilemez. Ve kaydettim. Sorun yok. Bununla bu yetki ID'yi eşleştirmek için bir kere mantık şöyle olmalı. Burada 5 tane yetki varsa, 5'e kadarsa buraya 6 değeri girilememesi gerekiyor. Haksız mıyım? 6 yetkisi yok çünkü. Zaten relation'ın ilişki kurmanın mantığı budur. Burada seviyeli bir ilişki oluşturalım. Bakın, yetki ID'yi basılı tuttum mouse'la. Sürükleyerek buradaki yetki ID'nin üzerine bırakıyorum. Burada primary key ve foreign key diye bir şey var. Primary key yetkiler tablosunu temsil eder. Sebebi primary key, bağlanacak olan primary key yetkilerdedir. Yetki ID. Bu neyle bağlanacak? Bakın buradan değiştirilebilir. Aynı şekilde sütunda. Neyle bağlanacak? Foreign key kullanıcılar. Onun üzerine sürüklediğim için bu değiştirilemez. Burada da yetki ID ile eşleş. Kontrol edilecek yer diyelim. OK dediğimde OK artık bir ilişki var. Yeterlese tamamdır. Bunu da table view, column names şöyle oradan biraz böyle tamam. Bu kadar basit. Şimdi bir yetkiler tablosuna 3 tane yetki girin. Normal, moderatör, admin. Sonra da kullanıcılar tablosuna 3 tane kullanıcı girin. Farklı yetkilerde. Ve hatalı olarak kullanmaya da çalışın. Biliyorum.
Kayıt yaptınız mı? Bir hata olma olasılığı şu. Önce kullanıcılar tablosuna veri girmeye çalıştınız. O da oldu, evet. Evet. Onun sebebi bu ilişki işte. Yetkilerde yetki olmadığı için burada örneğin bir versem bile şuradayken yetki ID'ye burada karşılığı yok. O yüzden önce bunlar girilir. Sonra bura değer olarak girilir. Ne için? Yani hatayı yönetmen gerekiyor. Olabilir. Ama mantıklı değil. O zaman niye yapıyorsun kontrolü? Değil mi? Yok, o zaman zaten niye yapıyorsun bu şeyi? Tamam, ama gene da 8 tane tablo tetikliyorsa gene doğru bir yöntem değil ki. Yani burada diyelim, varsayalım ki öyle yaptın. Hani mantıklı değil bu mimaride. Zaten onu istesem ilişkinin ne işi var orada? Diyelim onu da yaptık. İşte 8 tane vardı. 9.'yu buradan girdim. Gitti buraya ekledi. Adı ne, açıklaması ne? Gibi. Yani bu şekilde sormak istediğim bir şey var mı?